sevgililere atılan mesajlarda bile detaylar var. Ben şu şu sebeplerden dolayı seninle yapamıyorum, yolumuzu ayırdık deniliyor. Ama bize gönderilen mesajda 17. maddede ne demek? Ben sizi keyfi çıkardım demek. Madem biz AK Partiliyiz, dava arkadaşlarımız nerede bizim? Bir tane il başkanımız yok, bir tane ilçe başkanı yok. Yani bir tane üst düzeyde adam yok. Bir tane, hani biz AK Partiliyiz, madem biz onlarla aynı yolda yürüdük, bir tane AK Partili görebiliyor mu burada? İmamoğlu başkanımız göremiyor. Sadece sesimizi duyurmamızın maksadı, bize söz verildi ve namus şeref sözü verildi. Namus şeref sözü veren bir insan bizi tek bir mesajla işimizden çıkarttı. 15 Temmuz'da biz Sarıçhane'nin önünde nöbet tutan insanlarız. Bu işten çıkartılan bütün insanlar 15 Temmuz'da burada Sarıçhane'nin, İBB'nin bekası için, yani devamlılığı için burada biz mücadele verdik. Biz İBB için mücadele verdik. Ekranlardan ya da halktan bizleri ATM memuru diye itham edenlerin gelip bodrolarımızı, üniformalarımızı ya da çalıştığımız birimlere giderek imza sürkülerimizi kontrol etmelerine davet ediyoruz. Hiçbirimiz adaletsiz bir şekilde burada çıkarılmayı hak etmedik. Hepimizin çocuğu var. Okulun açılma arefesinde işlerimizden çıkarıldık. Herkesin geleceği vardı, hayalleri vardı. CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu da, Başkan İmamoğlu da, ikisi de hiç kimse diyerekten altına çizerekten belirttiler. Hiç kimse. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Diyelim ki seçim zamanı biz alındık. Seçim zamanı biz alındık. Diyelim ki herkes AK Parti üyesi. Çıkartmak bunlara mı yakışırdı yani? Ya bu muydu yani? Hani AK Parti'yi almak yakışır, CHP'ye çıkartmak yakışır. Mantık bu mu?